Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Başkan 35 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda arkadaşlar e, dolar, gümüş ve altın değerlendirmesi yapacağız. Videomuza gram altınla başlayacağız. Altın ons, e, gümüş TL ve e, dolar TL şeklinde analizimize devam edeceğiz ve bunu grafik üzerinde sizlerle birlikte yorumlamaya çalışacağız. Bu hafta Gram altında gümüşte dolarda kritik seviyeler stop bölgelerimiz nereler olabilir Yükselişlerin nereye kadar devam edip Etmeyeceği şeklindeki öngörülerimizi Yatırım tavsiyesi olmadan Başkan 35 kanalında sizlere sunmaya çalışacağım arkadaşlar sizlerden bir ricam var Yorumları da kesinlikle e, Dolar altın veya gümüş alayım şeklinde diye Sorular sormayın Çünkü ee, bu sorulara verilecek yanıtlar yatırım tavsiyesine girer. Bu yatırım tavsiyesinde bulunmak da kanunen suçtur. O yüzden bizlerden e, sorularınıza yanıt beklemeyin. Bunların alsat kararlarını tamamen kendi hür iradenizle, kendi stratejilerinizle vermeniz lazım. Bizlerin burada yapmış olduğu analizler sadece birer tahminden. Ve grafik yorumlarından ibarettir arkadaşlar bunları bilerek e, Sizler de bu videolarda Ona göre kendinize strateji geliştirmeniz lazım Şimdi lafı fazla uzatmadan gram altına hemen giriş yapalım gram altındaki arkadaşlar hangi seviyeleri beklemeliler Arkadaşlar bir de sizlerden ricam Videoları tam seyretmeniz videoları tam seyrederseniz Stop noktaları e, Ve kritik e, Seviyeleri Sizlerde daha iyi çözümlersiniz o yüzden videoları tam olarak izleyin arkadaşlar. Bitene kadar izleyin ki kritik kritik bazı yerleri kaçırmamış olursunuz hem yani bu sayede. Ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone olmaları ve kanalıma birer beğeni de atarsanız beni çok memnun edersiniz. Şimdi arkadaşlar gram altında e, 298 seviyesi önemli demiştik. 298 bu hafta da bizler için önemli. Önce şuraya bir 298'imizi yazalım. 298 rakamı önemli. E, fakat gram altında 305 seviyesi bizler için daha önemli olacak bir seviye arkadaşlar. Pardon 302 seviyesi. Bizler için daha önemli olacak bir e, seviye. Şu an e, 305'li seviyelerde haftalık kapanış e, yapan gram altında e, 302 seviyemiz e, kritik öneme sahip bir seviye olacak. Nedeni 302 üzerindeki tutunumlarda gram altında, şöyle 302 üzerinde gram altın tutunmaya devam etmesi halinde de arkadaşlar 310 seviyesi gram altında beklentimiz olan seviye haline gelecektir. 310 rakamı. E, 305 rakamımız gram altında arkadaşlar. Orta direnç yerimiz 305. Yani 305 üzerinde gram altının her 4 saatlik kalışı 310 rakamını gram altında hedeflememiz e, gerektiğini bize gösterecektir. Peki 302 seviyesi altındaki kalışlar ne olur? 302 altı e, kalışlarda arkadaşlar 302 bine bir de stop bölgemiz de olabilir bizim için gram altında. E, 302 altında bu hafta bir gerileme ile karşılaşabilirsek gram altında 298 ve e, 298 altında bizler için önemli olacak 295 e, seviyeleri yani stop rakamımız 302 302 altında 298 ilk önemli destek noktamız burayı da kırarsak arkadaşlar altta 295 Arkadaşlar oldu ki biliyorsunuz geçen hafta da bunu yaşadık altında sert bir satış dalgasıyla karşılaştık. O zaman da sert satış dalgası gördüğümüz zaman 290 seviyesi haftalıkta beklememiz gereken önemli kritik bir seviye haline gelir 302 altında. Çünkü 302 altında gram altında olumsuz Senaryo başlar olumsuz senaryo başlar dediğimde 298 295 ve 294 90 seviyelerine doğru Bir gerilemeler Gözükebilir Bu hangi durumlarda olabilir gram altında Biliyorsunuz Çin'de koronavirüsü virüsü Bir artık Nakarat Bölge bölümü olan 10-14 günlük süre içerisinde Bir düşüş bir gerileme veya bir aşı geliştirilebilirse arkadaşlar Bu altının ons tarafında bir e, ani satışlara sebebiyet verebilir Bu da Bu gibi olumlu bir durumda inşallah Gerçi böyle bir olumlu durum yaşanır arkadaşlar Dünya bu tedirginlikten kurtulur e, Böyle bir haberde de Altında 290'lı seviyelere kadar e, bir gerileme yaşanabilir Fakat Şimdilik böyle bir durum yok O yüzden biz 302 üzerinde 10 e, gram altın her kalışında 307 ve 310 seviyesi takimizde olacak. Önemli seviyemizdir arkadaşlar. Altın ons'a da bakalım. Altın ons'ta neler olabilir? Altın ons'ta da 1573 seviyesi bizim için önemli bir seviye arkadaşlar. 1573. 1573 altın ons'ta hem stop bölgemiz olarak da değerlendirilebilir. Bu 1573 seviyesi 1573 seviyesi e, altındaki kırılımda da e, bizler için en önemli seviye 1554 seviyesi olur arkadaşlar 1554 seviyesi. E, fakat 1573 üzerinde altın onsun tutunumlarında e, bizler için önemli olacak e, bir direnç noktası 1590 seviyesindeki direnç var arkadaşlar 1590'daki direnç seviyesi ee, Eğer ki bu 1590 seviyesi altın ons'ta yukarı doğru da kırılabilirse Bu sefer altın ons'taki hedefimiz 1600 12 seviyelerine doğru e, Yükseliş gösterebilir arkadaşlar Altın ons'ta da 1573 üzeri bizim için hala önemlidir arkadaşlar 1573 Üzerindeki kalımlarda 1500 90 ve 1612 direnç seviyeleri önemli takipte kalmamız gerekecek seviyeler olacak. Altın 18 arkadaşlar 1570 bu hafta stop olarak belirleyebilirler kendilerine stop noktası olarak. Önemli bir yer 1573 1573 altında dediğimiz gibi arkadaşlar 1554 1554 1554'de olumsuzluk durumunda kırılırsa 1532'ye kadar Altın ons'ta geri çekilmeler yaş yaşanabilir. Tabi bu dediğimiz senaryo 1573 altındaki kapanışlarda geçerlidir. Haftayı 1573 üzerinde 1589 yani 1590 direncinde kapattık. Bu 1590 direnci açılışta takip edeceğiz. 4 saatlik e, kapanışlarda da takipte kalacağız ki altın onsun 1612 seviyesine doğru ilerleyip ilerleyemeyeceğini anlayabilmek için Gene altında dediğim gibi arkadaşlar e, virüsü ile ilgili haberler takibinizde olacak. E, bu önemli haberleri takipte kalın tekrardan. Bunlar önemli. Çünkü oradan gelecek herhangi bir olumlu haber bir aşı geliştirilme haberiyle ilgili e, virüsle ilgili olumlu gelişmeler neticesinde Altınos'ta geri çekilmeler yaşanabilir. 1573'e dikkat diyoruz altın ons'ta. 1573 üzerinde 1590 önemli bir direnç. Bu direnci de yukarıya doğru kırabilirse hedefi 1612'li seviyelere doğru altın onsun e, gitmesi muhtemel hedefler arasında gözükmekte arkadaşlar. Şimdi gümüş grama da bakalım. Gümüş TL'de neler olabilir? Gümüş TL'ye Baktığımız zaman gümüş TL'de arkadaşlar ben de biliyorsunuz gümüş TL'nin grafiği yok o yüzden e, gümüş ons üzerinden gümüş TL'yi size anlatmaya çalışacağım. Gümüş TL'de 3.47'de bir direncimiz var arkadaşlar 3.47 bölgesinde. Evet 3.47 e, gümüş ons'un tam bu haftaki kritik seviyesi de zaten 3.47'lerden bir e, kapanış yaptı. Fakat bu yukarı doğru inmesini sürdürebilirse gümüş ons. O zaman gümüş ons da arkadaşlar 3 58 40 Artık bu hafta hareketli ortalamalara göre bizim ilk karşılaşacağımız direnç bölgesi olacaktır. 3.58.40 bölgesi. 3.58.40'ı da yukarı doğru aşabilirse de 3.62 direncini gümüş ons da takipte kalmamız gerekecek. Önemli seviye. Ee, 347 altında da bir önemli direnç noktamız arkadaş şey pardon bir destek noktamız 347 altında 343 var gene önemli bir destek noktası 343 aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar bu sefer satışlar hızlanır 343 altında 336 ve 332 seviyesi gündeme gelir. O yüzden Gümüş Ons'ta 3.43 bizim için önemli ve ayrıca stop bölgemiz olarak da kabul edilebilir. 3.47 e, direnci şu an itibariyle biraz kuvvetli. E, bu açılışla birlikte bakalım 3.47 üstüne atabilir. Buradan alımların devamı gelirse de yön 3.58.40 ve 3.62 seviyesine doğru Gümüş TL'de ilerleyecektir. Gümüş TL'de 3.43 stop olarak gözüküyor arkadaşlar. Güzel bir stop yeri. Yani kırılırsa burada stop olmakta fayda var. 3.43'ün altında da gene 3.36 ve 3.32 seviyeleri alımla ilgili yatırım tavsiyesi olmamak üzere takipte kalınabilir. Önemli seviyeler gibi gözükmekte arkadaşlar. Gümüş TL ile ilgili kritik seviyelerimizi de belirttik. Şimdi Dolar TL kuruna geçelim. Dolar TL'de neler olabilir? Hangi seviyeler bizler için önemli? Bunlara bir bakalım. Dolar TL kurunu incelediğimiz zaman arkadaşlar bazı arkadaşlarımız kısa, orta ve uzun vadeli Dolar kuru tahmini istemişler. Dolar TL'yi bu şekilde inceleyelim. Kısa Kısada, ortada ve uzunda hangi seviyeler bizler için beklenti haline gelmeli? Hangi rakamlarda uzun vadeli rakamların gelip hangi vadede kısa vadeli rakamların ve orta vadeli rakamların rakamların gelebileceğini sizlerle birlikte inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar kısa da bakalım. Kısa da bizler için hangi rakamlar önemli? Hangi destek direnç noktaları bizler için önemli? Bunlara bir bakalım. E, dolar TL'de bizler için kısa da arkadaşlar bu hafta 5.9370 seviyemiz önemli. E ee, kısa da bir de burasını 5.9370 seviyesini kendimize stop olarak da belirleyebiliriz. Çünkü 5.9370 altına sarkarsak dolar kurunda 5.89 seviyesi arkadaşlar ilk takipte kalmamız gerekecek. Önemli destek seviyesi haline gelir. 5.9370 e, bizler için önemli kısa vadede. Yukarıda biliyorsunuz 5.98 üzerinde bir haftalık kapanış yaptık Dolar-TL'de. Şimdi bu 5.599 doların üzerinde tutunması e, orta bazlı e, dolar kurunun daha ileriye gidebilmesi için bizim için önemli bir seviye arkadaşlar. 599 e, üzerinde Dolar-TL kurunda, burayı bir temizleyelim, onu da inceleyelim. 5.99 üzerinde tutulmak neden bizim için önemli? Nedeni şu arkadaşlar. Şu 5.99 üzerinde kalış dolar TL'nin e, orta vadede artık 6.25 bandını ar aralayacaktır. O yüzdendir 5.99 5.98 aralığında dolar TL e, oyalanıyor. Çünkü herhalde bu 5.99 6 seviyesi üzerine ee, gideceğine inanmayan bazı arkadaşların buralardan satış vermesinden kaynaklı da olabilir. Veya Merkez Bankası kaynaklı da olabilir. O yüzden 5.99 seviyesi Dolar TL kurunda çok önemli bir seviye. 5.99 üzerinde artık günlük ve 4 saatlik kapanışlar gelirse Dolar TL'de 6.25 seviyesi hedef haline gelecektir. Fakat tabi bu 6 25 seviyesine gitmeden önce hangi destek direnç noktaları bizleri karşılar? Sizlerle birlikte bunları da bulalım hemen. Şimdi 5.99 üzerinde arkadaşlar bizler için ilk etaptaki karşılaşacağımız en önemli direnç neresi olabilir? 6.03.90. Evet şurada bir 6.03.90'da bir direnç noktamız var. 6.03.90 90 direncini de yukarı doğru kırarsak, e, bu sefer 609 55'te bir direnç yerimiz var. 609 55. Burada da bir e, direnç seviyemiz var. 609 55'te de arkadaşlar 615 direnç yerimiz mevcut. Evet bu 6.15'e şey kadar dolar TL'de yukarıya yönlü hareketler yaşanabilir. 5.99 üzerinde kalışlarda bakın özellikle söylüyorum. 6.15'te seviyelere doğru yukarıya kısa bazlı yükselişler gerçekleşebilir. 6.15 üzerinde de zaten bir haftalık veya günlük kapanışlar gelmeye başlarsa ana hedefimiz olan 6.25'li seviyeler Dolar TL'de görülmeye başlar. Buradaki stratejiniz arkadaşlar 5.99 seviyesinin yukarı yönlü kırılıp kırılmayacağını takipte kalacaksınız. E, stop bölgemiz olan e, yani bu seviyeyi 6.25 seviyesini beklemek isteyen arkadaşlar da bu hafta için biliyorsunuz her gün stop noktası veriyorum ben size bildiriyorum. Stop noktalarımız da yukarıya doğru istiren stop noktalarımız da yukarıya doğru yükseliş gösteriyor. Bu haftaki e, iş süren stopumuz 5.93.70 seviyesinde. 5.93.70 üzerinde kalışlarda dolar tl'de 6.03.90, 6.09.55 ve 6.15 seviyeleri kısadaki beklenti yerlerimiz haline gelir. 6.15 kırılırsa da o zaman 6.25'li seviye takipimizde olacak önemli bir seviyemiz olur arkadaşlar. Bu seviyemiz e, takipte kalacağımız önemli bir seviye haline gelir. Daha uzun bazdaki ee, arkadaşlar için bakalım. Hangi seviyeler e, daha önemli olur? Bunları bir inceleyelim. Daha uzun bazda da arkadaşlar şöyle bir haftalık grafiğimizi açalım. Evet burada bir görüyorsunuz. Simetrik üçgenimiz artık bunun sonuna doğru yaklaşmış durumdayız. Hatta bir miktar simetrik üçgenimizin de üzerine geçmiş bulunmaktayız. Evet simetrik üçgenimizin hedefi 6.15'i göstermekte bize arkadaşlar. Biraz daha aşırılığında da 6.25'li seviyeler. Ee, orta bazlı arkadaşlar da 5.83 seviyesi. Yani daha uzun bazlı Dolar TL kurunda beklentisi olan arkadaşlar da 5.83 seviyesini kendilerine stop edinmeleri gereken önemli seviye 583 seviyesi. 583 üzerine dolar TL'nin inmemesi durumunda yukarıda 603 takip etmeleri gerekecek. 603 636 ve 636 e, üzerindeki kapanışlarda da 636 Üzerindeki kapanışlarda da 6.90. Bu daha uzun bazlıdır arkadaşlar. 6.90 ve 7.25 7.20-7.25 aralığı. Takipte kalınabilirliği yüksek olan seviyelerdir. E, doların 7.20'li seviyelere girebilmesi için yani bu kanalı aşabilmesi için 6.36 üzerinde Haftalık kapanış görmesi şart arkadaşlar. 6.36 üzerinde kapanış eğer haftalık bir kapanış veya aylık bir kapanış görebilirseniz dolar TL'de bu sefer 7.20 kanalı yolu açılır. O yüzden uzun vade e, dolar TL beklentisi olan arkadaşlar da 6.36'yı kırılımını, direncinin kırılımını beklemeleri lazım. Eğer bu direnç yukarı doğru kırılırsa bu sefer dolar TL'de 6.90 ve 7.20 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli seviyeler haline gelir. O yüzdendir şimdilik e, bu 6.36-7.20 kanalından ziyade 5.89-6.20 kanalına yoğunlaşmanız daha uygun olacaktır yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Şimdilik 5.89-6.20-6.25 kanalını takipte kalıyoruz ki buradaki düşüşlerden ve yükselişlerden e, faydalanabilelim. O yüzdendir videoları tam izleyin destek ve direnç noktaları istiren stop noktalarımızı takipte kalın bunlar çok önemli arkadaşlar bu videoda bugün biraz uzun oldu e, fakat sizlere önemli bilgiler Verdiğimi düşünüyorum grafikleri başkan 35 grafiklerini ve yorumlarını nasıl takip etmeniz gerektiğini anlatmaya çalışıyorum verdiğim haftalık e, stop Noktaları çok önemli noktalardır. Bu noktaları mutlaka takipte kalın ve destek direnç noktalarını da takipte kalın ki bunlara göre kendinize bir strateji belirleyin. Hem düşüşlerden faydalanabilin, hem de yükselişlerden faydalanabilin arkadaşlar. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Videoyu daha fazla uzatmayalım, sizlerin de canı sıkılmasın. Hepinizi çok seviyorum. Tekrardan kanalıma bir beğeni atmadıysanız beğeni atmanızı sizlerden rica ediyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.